Kamuoyunun bildiği gibi Kuzey Marmara otoyolu kapsamında Adapazarı'nda acele el koymak kararları istendi ve özellikle Karakamış bölgesinde, Korucuk bölgesinde, Alandüzü bölgesinde istimlaklar yapılması, daha doğrusu kamulaştırma yapılması için acele el koyma kararı alındı. Bazı vatandaşların tapularına acele el kondu ve acele el koyma sonucunda mahkemece belirlenen paralar kendilerine ödendi. Ancak 18.3.2021 tarihinde verilen acele el koyma kararından bu yana bir yılı geçmesine rağmen, ki kanunda 6 yıl içinde açılması gerektiği belirtiliyor, bu davalar açılmadı. Vatandaşlar mağdur oldu. Bekliyorlar ki kamulaştırma davaları açılsın da vatandaş paralarını alsın, mağduriyetleri giderilsin. Ama nedense bu yapılmadı. Hatta ben bir Emine Harmanlı adlı bir müvekkilim için de iki defa Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne, Kağıthane İstanbul adresine ihtarname çektim. İhtarnamelerin bir tanesine cevap verildi. Acele el koyma kararından sonra yakında davalarımızı açacağız dendi. Ancak bugüne kadar bu açılmadı. Vatandaşlar mağdur oldu. Benim bu şekilde mağdur olan müvekkillerim var. Onlar da bekliyorlar. Alandüzü'nden, Karakamış'tan ve Korucuk'tan bu şekilde mağdur olmuş. Davaların açılmasını ve dava sonunda mahkemenin verilecek kararınla belirlenen paralarını almak istiyorlar. Bundan hepsi mağdur oldular. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekir diye düşünüyorum. Gerekli mercileri. Tabii gerekli, yani söylüyorum, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün bir an önce bu davaları açıp vatandaşın hak ettiği kamulaştırma bedelinin ödenmesini bekliyoruz. Karakamış köyünde yerlerimiz istimlak edildi. Bir buçuk iki senedir paralarımız ödenmiyor. Biz bunlara bildirdiğimiz halde gerekli olan mercilerden cevabı alamadık. Bizim bu istimlak bedellerimiz ne olur? Biz bu yerlere ekip çekemiyoruz. Bu yerler bizim geçim kaynağımızdı. Mağdur olduk, paramız ödenmiyor. Acele koyması bir miktar para verdi ama tapuların daha üstümüzde duruyor. İstimlak bedelleri yatırılmıyor. Bütün ilgili mercilere bildiririz.